Sis sormadan ben geleyim arkadaşlar. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. İlk yarı çok iyi bir top oynamadık. Gerçi çok teknik, taktik detaylarına girmem benim alanım da değil Fayaz Hoca varken özellikle. Ama ilk yarı çok memnun etmedik taraftarımızı, izleyenleri. Yani ikinci yarı açıldı özellikle ilk golden sonra ve farklı bir şekilde mağlup gelmeyi başardık. Ama ve lakin hakem konusuna tabii ki mecburen değineceğim. Biz Beşiktaş kulübü olarak, Beşiktaş jimnastik kulübü olarak, Beşiktaş takımı olarak hem rakibimizi hem de hakemi yenmek zorunda değiliz. Yani bugün iki tane çok net penaltımız verilmedi. Hadi diyorum orta hakem atladı. VAR'ın gözü önünde, ekranların monitörleri önünde bu iki penaltıyı nasıl atladılar? Madem izliyor VAR, o zaman bizim aleyhimize verilen penaltıyı niye iptal etti? Madem bu arkadaşlar ekran başında uyuyorlar, haksız verilen penaltıyı izleyip iptal ettiler. Ondan iki dakika önce Ciro Immobile'ye yapılan bir hareket var. Akşam muhtemelen tüm yorumcular bunu dillendirecektir. Biz 50-100 metreden gördük pozisyonu. Aynı hatanın başlangıcı. Aynı hatanın başlangıcı. %100 penaltı. Herhalde arkadaşlar nasıl olsa maç 2-0. Maçın sonu geldi. Şimdi bir penaltı daha verip ortalığı karıştırmayalım tarzında bir düşünceye sahiplerdi. Demin de ifade ettiğim üzere biz hem hakemi hem karşı rakibimizi yenmek durumunda değiliz. Hocam. Ben burada ama Futbol Federasyonu'na ve MHK'ya seslenmek istemiyorum. Ben burada futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Hakemleri lütfen töhmet altında bırakmayın. Hakemlere psikolojik baskı yapmayın. Ya bir hakemi tehdit etmek ne demek ya? Sen hakemi tehdit edersen, ben aba altından sopa gösterirsem, yarın öbür gün biri de çıkar, talihsiz bir şekilde yaşanan bir futbol yorumcusunu bacağından vurur. Öbürküsü gider kendini bilmez başka bir adam, başka bir olaya teşebbüs edebilir. Bizlerin göz önünde olan spor adamlarının bu tip söylemlere kendilerine çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü zemini biz hazırlıyoruz. Ondan sonra ah vah deyip hastanelere koşuyoruz. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Bu saçmalık, bu trajikomik bir durum. Lütfen rakiplerimize söylüyorum özellikle. Tüm camiaya söylüyorum. Tüm futbol camiasına söylüyorum. Hakemlerimizi töhmet altında bırakacak psikolojik baskı anlamında onların oyun anlayışını etkileyecek hareketlerde, davranışlarda, söylemlerde bulunmayalım. Çünkü hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sonra istenmeyen olaylar olduğu zaman da niye böyle oldu, niye böyle oldu diye de serzenişte bulunmayalım.